şunu bileceksin ki Allahu Azim Şan kainatta üç eşit varlık yaratmıştır. La teşbi ve la temsil. Hristiyanların ekonomi Selaseti gibi üç varlık birbirinin aynıdır. Bunların birincisi insandır. Size burada başka bir derse İslam dünya görüşünü anlatacağım. O zaman göreceksiniz ki hiçbir sistem, beşeri veya ilahi sistem insanı İslam'ın yükselttiği bir mevkiye yükseltememiştir. Bana talebeliğimde solcu gençler toplandılar, üniversite kantinde bir sual sordular. Sen tarih biliyorsun, felsefe biliyorsun, edebiyat biliyorsun da Nasıl böyle gerici fikirlere sahip oldun? Onların gericilik dediği İslamiyetti. Kemalizm zehriyle mülemma olmuşlar. Acınır onlara kurban. Canlı ceset. Bedenen diri, ruhen ölü. Dedim ki hiçbir sebep olmasa İslamiyet'in insana atfettiği ehemmiyet beni Müslüman olmaya zorlar. Çünkü hiçbir sistem beni insan olarak İslamiyet'in yücelttiği kadar yüceltmiyor. Allah azim işşan, ben Adem'i kendi suretim üzere yarattım diyor. Ve lekad kerremna beni Adem'e diyor. Bu yeri geldiği zaman anlatacağım dehşet engiz insanı heyecanlandıracak bir muhtevadır. İnsan o kadar muhteremdir. Allah'ı kabul etmeyen insana Allah'ı kabul ettirmek için cebir tatbikine Allah müsaade etmiyor. Sen Fethullah Mehmet'i tanıma seni dışlıyorlar hemen. Seni kafir zındık ilan ediyorlar. Allah kendini kabul etmeyen kula kendini kabul ettirmek için cebir tatbikine müsaade etmiyor. La ikraha fid din. Zorlama yok. Bu insana atfedilen şereftendir. Birinci varlık, kainattaki mükemmeliyet itibariyle insandır. Allah-u Azimüşşan'ın, Mazanla-i Kiram Hazretleri'nin tespitine göre, üç bin sıfat-ı ilahiyesi vardır. İnsanın eşrefi mahlukat olması, bu üç bin sıfat-ı ilahiyenin hepsinden insanda bir nasip olmasındandır sair varlıklar bir veya birkaç sıfat tecelli terkibiyle vücuda gelirken insanda Allah'ın bütün sıfatları vardır. Ve illa ikisi eksiktir. Biri halikiyet sıfatıdır, biri beka sıfatıdır. Beka sıfatının olmaması sebebiyle fanilikle mahkumdur. Halikiyet sıfatının olmaması sebebiyle her yaptığı işte Allah halik sıfatıyla dahildir. Hayrihi ve şerri ibn allah Teala budur. İkinci tecelli mekanı gene iki noksanıyla eşit. İkinci tecelli mekanı Kur'an'dır. Peygamber Aleyhisselatü vesselam el insanı vel Kur'an'ı teveman buyurmuştur. İnsan ve Kur'an eş manalı iki kelimedir. Kasuban Allah insanı yükselttiği mevkiye bak. İnsan canlı Kur'an. İnsan için bütün esmanın tecellisiyle Kur'an'a eşittir dedim. Kur'an insan bir tohum zübde. Aynen bir ağacın tohumu gibi. O ağacın içinde onun istidadına göre ve tafsil gerçekler vardır. Gördüğüm bir tohumdur. Ama o ne çeşit meyve, ne çeşit yaprak, ne çeşit çiçek meydana getirmek istidadındaysa o istidad olarak tohumdadır. Şartlarını bulduğu zaman açılır. Açıldığı zaman o tohumdaki istidatlar realize olur, gerçekleşir. Kur'an canlı insan, canlı Kur'an Kur'an da insan hakikatinin nazari ifadesidir. Peki üçüncü eşit varlık nedir? Birbirine eşit bunlar peygamberin beyanıyla. Üçüncü eşit olan kainattır. Kainat da Kur'an'ın fiilisidir. Kainatta ne hakikat varsa ve la rabbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin bu Kur'an'ın içinde mevcuttur. Şimdi böyle olan bir kitabın mübine baktığın zaman Kur'an-ı Kerim'de bir harfin yüklendiği mana, bir harfin sıkıştırılmış bir pamuk balyası gibidir. Allah-u Azimişan kıyamete kadar bir daha tebligat ilahiye varit olmayacağı için kıyamete kadar beşerin ihtiyacına tekabül edecek bütün ahkamı Kur'an'a sığdırmıştır. Sahil kitaplar tahrifata uğradığı için, tahriften masun kalabilmesi için, onu ezberlenebilir bir muhteva ile tahdit etmiş. Bu muhteva, şu demin yıldızlar misalinde anlattığım hakaiki nazari olarak ihtiva edebilmesi için sıkıştırmış bir pamuk balyası gibidir. Bakın size bunun bir, bir tek misalini vereyim. Kur'an böyle misallerle doldur. Televizyonda gördüm. Kur'an mucizelerini fiiliyata inkılap ettirmek için Ankara Belediyesi bir müze yapacağım diyor. Tabii bugünkü beşeri akılla kavranabilenlerdir. İlim terakki ettikçe Kur'an daha iyi anlaşılacaktır. Hangi ayet, hangi noktada, hangi ifadede bulunduğunu eğer bizim bugün fenle tespit ettiğimiz sarahatte beyan etseydi, aşikar bir surette, bir televizyon gerçeğini Bugün laletayın bir adamın anlat anlayacağı şekilde Kur'an'da olsaydı, Kur'an-ı Kerim yüzlerce cilt olması lazımdı. Tahripten korunamazdı. Ayrıca insanlar inanmazdı. Fiilen gerçekleştikten sonra ancak inanır böyle işlere. Nitekim dine itiraz edenler cennete, cehenneme, meleğe, cine, müşahede sahasına girmeyen gerçekleredir. Bütün bu fenni hakikatler mesela elektriği anlatsaydı Kur'an. Bugünkü insanın bilgisi sarahatıyla böyle şey olmaz saçmadır bu derdi. Bu kabloda ne geliyor ki bu ışık meydana geliyor? Kandilde yağ ışığa inkılap ediyor. Burada ne var? Mumda böyle. Bu ne? Akıl almazdı. Din devam etmezdi. Onun için sarahat cihetiyle değil, delalet cihetiyle bazı hakikatleri bildirmiştir ki, İlim terakki ettikçe anlaşılsın ve anlaşıldıkça da imanları takviye olsun. Çünkü bugün dünyada meşhur ansiklopediler vardı. Bunlardan birisi Britanikadır. 40-50 cilttir. Dünyanın en muteber alimleri her maddeyi toplanıp yazarlar. Kimya meselesini kimya alemi, fizik meselesini fizik alimi, tarih meselesini tarih alimi böyle. Britanika her sene bir ekzil çıkarır. Şunu şöyle demiştik ama böyle olmadığı anlaşıldı. Şu bilinmiyor demiştik ama şimdi öğrenildi. Kendini yenileme ihtiyacında. Kur'ansa aydan, yıldızdan, ölümden, dirimden, her şeyden bahsettiği halde 1400 senedir hiçbir tetkikatı fenniye keşfiyat fenniye onu tekzip edememiştir. Buna bir misal vereyim size. Kur'an-ı Azimüşşan'a göre güneş hareket halindedir. Kopernik sisteminde güneş sabit, bütün seyyarlar onun etrafında dönerler. Batı böyle kabul ediyordu. Böyle kabul ettiği için de Kur'an'daki bu beyanı yanlış kabul ediyordu. 17. asırda Darember adında bir Fransız alimi ispat etti ki dünya güneşin etrafında dönmekle birlikte güneş bütün sistemiyle bir hattı müstakim üzerinde hareket ediyor. Halbuki Kur'an ve şemsi tedri li mustekarrın le hazalike takdirül buyuruyor. Müstakarın kelimesini lam harfi tarifiyle zikretmek bir lam harfi bakın azameti Kur'an'a meal yapanların boyn altında kalsın azameti Kur'an'ı yayı kavramamış adamlardır müstekarın ile limostekarın farkını peygamber bilemez lam harfi tarifinin Arap lisanında üç mana kazandırır kelimeyi. birincisi iladır ila bir yerden bir yere doğru. İkincisi tahtiydi mekandır, üçüncüsü tahtiydi zamandır. Güneşin müstakarrı yani duracağı yer hareket ediyor ki bir durmasından bahsediliyor. Duracağı yer müstakarrı lem harfi tarifiyle gelmekle güneşin belli bir mekanda belli bir müddetle hareket halinde olduğu bir hattı müstakim istikametinde ilerlediği manası çıkıyor. Dalember bunu ispat etti. Ve bugün güneş hakkındaki astronomik bilgi bu suretle Kur'an'a uydu. Çünkü dünyada güneşin tabi olduğu harekete tabi olduğu için bu hareketin dünyadan kavranması mümkün değil. İki otobüs yan yana aynı süratle gitse, ikisinin penceresinden iki insan birbirine baksa hareketi kavrayamaz. Hareket duran bir şeye kıyasen kavranır. Veya aksi istikamete gitse hareketi bir kat fazla idrak eder. Yan yana giden iki otobüste sürat farkı yoksa, hareket kavranamaz. Duruyorsunuz zannedersin. dersin. Aynen bu gerçekle, Dalember diyor ki ABX denilen bir ad vermiş. Bir noktaya doğru gidiyor. Gittikçe de soğuyor. Bu soğuma haddi azamiye ulaşacak belli bir noktaya gidince sobadan kışın kor halinde bir ateşi çıkarırsan genleşmeyle nasıl parçalanırsa güneş oraya gittiği zaman ısı kaybından dolayı parçalanacak. Bunu elin gavuru 17. asırda buluyor. 1400 sene evvel Kur'an ferman ediyor. İze şemsü küvviret. Güneş dağılı parçalandığı zaman. Peygamber aleyhissalatü vesselam da müstakarruha tahtel arş. Onun müstakarı arşın altındadır buyuruyor. Şimdi bu bir tek misal. Buna Merecel bahreyni yeltegiyan beynehuma berzekun la Denizler arasında bir perde vardı, suları birbirine kavuşmaz. Daha yeni keşfedildi. Biz insanı hesaba çekmek için dirilttiğimiz gibi parmak uçlarını da parmak ucunun imza gibi kullanılmasının öğrenilmesi 150 senelik bir iş. 1400 sene evvel Kur'an hiç insanın parmak ucunun birbirine eşit olmadığını, söylüyor. Sayısız mucize ama siz Kur'an'a gitmeden canlı Kur'an, fiili Kur'an olan kainatı temaşa edin. Bir kelebeği düşünün. Duvar deliğine bir tohum bırakır. O da topliğine başı kadar bir tohumdur. Karda, kışta bu tohuma bir şey olmaz. Bahar geldiği zaman bundan bir kelebek çıkar. O küçücük tohumdan rengarenk desenler, kanatlar, süsler. Biliyor musunuz kaç gün yaşar? Kelebek 15 gün yaşar. Kanun ilahi zeytin ağacı 3000 sene yaşar. Kelebek 15 gün yaşar. Haşa biz bu kelebeği vücuda getirsek 15 gün için bu desene, bu renge, bu sanata acırız. Yazık 15 gün için mi bu dersin? Allah'ın saltanatı böyle bir saltanat. O zaman demek oluyor ki, hayatı, kainatı, iman şuuruyla bozulmamış, hissi selim ve aklı selim ile tetkik eden adam, azamet-i ilahiyeyi kavrar. Subhane men fi sun'ihil ukul, Subhane men bi kudreti ya cüzül fuhul diyor şair Ziya Paşa. O Allah'ı tesbih ederim ki onun sanatı dahi derecede insanları bile hayrette bırakır. Akıl hafsala almaz. Akıl hafsala almaz. Rengaren kanatlarla bir kuşu düşünün. Yediği şeyi düşünün. Bir yumurtadan çıkar kanadında renk var. Sora nasıl getirir bir solucan bir şey yedirir. Ondan kan yapar, et yapar, kanat yapar, tüy yapar. Allah'ın sanatı böyle. Allah'ın kudretini bağırıyor. Ama insanların bazısı summun, bukmün, umyun, um Kördürler, sağırdırlar, dönmezler. Allah hazım işan onu biz indirdik biz koruyacağız. İncil 321 miladi senesinde şu İznik'te bir kongre topladılar. Binden fazla nüsa çıktı ortaya. Binden fazla 300 sene sonra, 1400 sene sonra Kur'an aynı Kur'an. Allah'ın vaadi haktır. Gidin Topkapı Sarayı'na Hazreti Osman'ın üzerinde şehit edildiği Kur'an orada. Daha ne mucize arıyorsunuz? Daha bir, bir, bir mucizesini daha söyleyeyim size. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli ve du şehadaikum min dunillah ve in kuntum sadikin. Allahu azimi şan buyuruyor. Ve in kuntum fi şüphe üzerindeyseniz mimma nezzelna inzal ettirdiklerimizden ala abdina kulumuz üzerine indirdiğimiz ayetlerden şüpheniz varsa bunlar Allah katından gelmiyor peygamber bunları kendiliğinden söylüyor diye bir iddianız bir zannınız varsa meydan okumaya bak 1400 senede fetu bi suretin min misli onun bir suresinin benzerini de siz meydana getirin ve du davet edin şühedaküm min Allah'tan gayri kime güveniyorsanız da yardıma çağırın ey beşeriyet ey ehli küfür Allah'tan gayri kime güveniyorsan yardıma çağır Kur'an'ın bir ayetinin, bir suresinin benzerini meydana getirir. Siz de onun gibi bir insansınız. Peygamber ne beşerim misli ki buyuruyor. Ben de sizin gibi bir insanım. Yuhâ ileyye bana vahiy Fark bu. Ve inküntüm sadıkıyın. Davanızda samimiyseniz. Araplara Arapça öğretecek müşreşlikler var. Bunun karşısında bir alim veya alimler topluluğu şu ayeti tekzip etmek için aha size Kur'an benzeri bir sure diyebildi mi 1400 seneden beri? İslam böyle meydan okuyor.